Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 test ATV biyolojinin 29. testindeyiz. Bakteri ve arkelerle alakalı. Tatlı bir test çözeceğiz. Hadi bak başlayalım. Bakteriler ekolojik anlamda yeryüzünde yaşamın devamı için gerekli birçok faaliyeti gerçekleştiren çok önemli organizmalardır biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemlerinde önemlerinden biri değildir demiş bize. Bakalım A'da ne diyor? Bakteriler doğal ve sentetik atıkların yok edilmesi işlemini ve tarımsal zararlara karşı biyolojik mücadele kullanılmaktadır. Doğru mu? Doğru. İnsülin gibi bazı hormonların büyüme faktörlerinin, antibiyotiklerin, evet aşırı ve serumların kanser tedavisinde kozmetikte kullanılan bazı ilaçların ucuza daha çok miktarda ve saf olarak üretilmesinde bakteriler kullanılmaktadır. Çok doğru. Bazı bakteriler organik atıktan inorganik bileşenlere ayrıştırıcı olarak değil mi? Madde döngüsüne girmesinde, ayrıca toprağın zenginleşmesinde ve kirleticilerden arındırmasında etkili midir? Yes. Bazı etobur canlıların sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler selülozu sindirir. Bak şimdi lafı ebiliğine bak. Diyor ki bazı etobur. Etoburlar selülozu sindirmezler. Ne olacak orası? Otobur olacak değil mi? Otobur. Ot yiyecek adam. Et yediği için doğal olarak da selüloz olmaz genç arkadaşım. Bu bilgi tamamen yanlış. Burada ne olması lazımdı? etobur yerine otobur olması gerekiyor. Bakteriler mayalanma yapabilme yetenekleri sebebiyle sütün yoğurda, peynire, glikozun etil alkole, sirkeye dönüşümünde ve turşu üretiminde görev alır demiş. Çok çok doğru demiş. Geçelim ki bakterilerde basit ikiye bölünme yöntemiyle eşitsiz üreme gerçekleşir. İçerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler yaklaşık 20 dakikada bir bölünürler. A sayıda bakteri konulan bir petri kabında 40 dakika sonra. Şimdi A sayıda varmış gençler. Bir 20 dakika sonra ne olacak? 2A olacak değil mi? Şurası 20 dakika sonra. Bir 20 dakika daha bekliyorum. 20 dakika. 2A ne olacak? 4A olacak. 40 dakika sonra yeni üretilen buradaki işin sırrı bu. Yeni üretilen toplam bakteri sayısı kaç olacak? Toplam bakteri kaç tane var bende? 4A. Başlangıçta ne vardı? 1A vardı zaten. O zaman 4 A'yı çıkartıyorum. 3A bakteri demem gerekiyor. Çünkü soruda diyor ki yeni üretilen diyor. Başlangıçta olan A ise sonuçta 4A ise 3A'sı ise yenidir diyeceğim gençler. Soru 3'e bakalım. Bakteriler eşeğli üremeyle çoğalmadıkları halde genetik çeşitliliği oldukça fazla bir alemdir demiş. Çeşitlilik çok fazla. Evet. Evet. Bu çeşitlik mutasyonlu olur. Konjugasyon gibi olaylarla sağlanır. Aşağıdaki şekilde bakterilerde görülen konjugasyon verilmiş. Ne olmuş? A bakterisi B bakterisi var. DNA'lar var. Gördüğün gibi bir de arada plusların oluşturmuş oldukları bir geçici köprü var. Kopyalanmış kısım gördüğün gibi gönderiyor. Yeni C bakterisinde B bakterisi arasında fark. Ne olmuş? Şu kısım buna eklenmiş genç arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bakterilerdeki konjugasyonla ilgili hangileri doğrudur? Bir bakteri hücresinden diğer bakteri hücresine DNA plazmi tek yönlü olarak aktarılır. %100 doğru. Çift yönlü olmaz. Yani buradan buraya DNA aktarımı gerçekleşirken tersi de olmaz. Yani buradan aktarılıyorsa bu tarafa da olmaz. Yani sen bana 3 nükleotit verdin. Al sana da 2 nükleotit. Öyle bir durum yok. DNA'nın aktarıldığı bakteri hücresi kalıtsal açıdan kendisinden olmayan bir özellik kazanmış olur ve genetik çeşitlilik sağlanır ve artar. Çok çok doğru. Konjugasyon farklı tür ait bakteriler arasında gen değişimiyle farklı genetik yapıların oluşumuna imkan sağlar demiş. Yanlış. Niye? Bak farklı tür olmaz. Buradaki konjugasyondaki bir numaralı kural genç arkadaşlar aynı tür olacaklar. Aynı türler arasında gen değişimi olur. Konjugasyon aynı tür bakteriler arasında olacak. Genetik farklılıkları olan ama aynı tür olacak. Burada farklı tür dediği için bu olmaz. Küllin yalan diyorum. 1-2'ye doğru diyorum. 3'ü kesinlikle kabul etmiyorum. Hadi bağım 4'teyiz. Öğretmeni Emir'den bakterilerde ortak bulunan ve bazı bakterilerde bulunan yapılarla ilgili bir sunumu hazırlamasını istemiş. Emir de aşağıdaki sunumu hazırlamış. Tablolar hazırlanırken iki yapının yerinin yanlışlıkla yanlış olduğunu fark eden öğretmeni Emir'e tabloları düzeltmesini istemiş. Emir aşağıdaki yapılardan hangilerinin yerini değiştirirse tablolar düzelmiş olur demiş. Mesela A'ya bakalım. Kamçıyla Pilüsü. Bakterilerde bulunan ortak yapıları vermiş bize. Bazı bakterilerde bulunan yapılar biz vermiş. Biz kendimiz yazalım da bakalım Emir'e yardımcı olalım. Şimdi bakterilerde bulunan ortak yapılardan bahsetmiş. Bütün bakterilerde DNA ve RNA var mı? Kesinlikle. Enzim var mı? %100 ribozom olmazsa olmaz. Hücre zarı olmazsa olmaz. Stoplazma olmazsa olmaz. Kamçı? Kamçı değil. Kamçı bazı bakterilerde olacak gençler. Bazı bakterilerde bulunan yapılar kapsül evet hastalık yapılıcı patojenler de var. Hücre duvarı bütün hepsinde olacak. Bütün hepsinde bazı olmaz olmaz olmaz. Hücre duvarı bazı olmaz. Bütün bütün hepsinde kesinlikle bulunacak. Pirüs evet bazılarında olur bazılarında olmaz. Konjugasyon yapabilenler de oluyor. Endospor oluşturan bakteriler var. Oluşturamayanlar var. Klorofil ototrofik olanlar da var. Olmayanlar da yok. O zaman neymiş? Emir nerede yanlış yapmış? Kamçı ile hücre duvarını kamçı ile hücre duvarını kamçı ile hücre duvarını gençler yanlış söylemiş. Şu da hücre duvarı olacak burada. Kamçı ile hücre duvarının yerini değiştirirse tablolar çok çok doğru olur. Geldik 5'e bir bakteri ile arke. Bakteri ve arke sınıflandırılırken bilimlerden hangileri birlikte yer almazlar. Şimdi e, söz konusu olan nedir bakteri? Yan tarafta ne yazacağım? Arke yazacağım. Gençler bunlar neler? İki farklı alem değil mi? Bunların alemleri bile farklı. Alemleri farklı ise geri kalan alemden aşağı şubedir, sınıftır, işte takımdır. E, aşağıya doğru ilerliyorum. E, familyasıdır cinstir ya da türdür. Bunlar tamamı farklı arkadaş. Tamamı bunların yerlerinin değişik olması lazım. Yerlerinin farklı olması gerekiyor gençler. Net olarak yerlerinin farklı olduğunu söyleyebilir bunlar. Hangileri birlikte yer almazlar demiş. Alem, familia, cins, şube hepsinde birlikte yer almazlar diyebilirim. Net olarak bunu söyleyebilirim gençler. Beşinci cevabı ne olmuş oldu? E olmuş oldu. Arkelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. bazı türleri bataklık, Mağara gibi yerlerde yaşayıp metan gazı üretir. Evet metan gazı üretme sadece arkelere ait bir durumdur. Bunu gördüğünüz zaman yapıştırın. Tuz gölünde yaşayan türleri vardır evet. E, tuz oranı çok çok yüksek olan denizlerde ve göllerde yaşayabiliyorlar. İkisi de doğru. Oksijenli solunum yapanlarda mitokondri olmadı. Arke nedir? Bir prokaryottur değil mi? Prokaryotlarda hangi organel var? Sadece sadece. Ribozom var diyorum. Başka bir organel yok. Bunun da zarı yok. Mitokondri organeli olur mu? Olmaz genç arkadaşım. O zaman bu yanlıştır. Diğer organizmaların yaşayamayacağı ekstrem uç noktalarda yaşarlar. Endüstride birçok alanda kullanılırlar. Özellikle suların temizlenmesine filan net olarak kullanılırlar gençler. Ama mitokondisi olmaz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tüm bakterilerde ortaktır demiş. Kamçı ortak mı? Hayır. Kamsül, kapsül değil. Ribozom yes. Klorofil olmaz. Hücre duvarı yes. O zaman 3 ve 5. 3 ve 5. Neredesin? 3 ve 5. Aha da burada. C şıkkını işaretledim. Bakteriler insanlar ve diğer canlılar için faydalı ve zararlı birçok türü bulunmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisinde bakterilerin etkinliği söz konusu değildir. Bakalım. Elmadan sirke. Sirke yapımında bakteri çalışır mı? Çalışır. Sütten yoğurt yapımında var mılar? Varlar. Canlı artıklarını ayıştırmasında evet saprofit olarak mantarlar, bakteriler işte çalışıyorlar mıydı? Çalışıyorlardı. Süt ve fındıktan çikolata olmadı. Fabrika anlatıyor mu bana sen? Ülker fabrikasını anlatıyor herhalde. Süt ve fındıktan çikolata üretiminde bakteri çalışmaz gençler. Bunu birleştirebilmen için sen bunu karıştırıyorsun. Belli bir oran bir Buraya koyuyorsun. Burada bakteri yapımı diye bir durum yok gençler. Sütten peynir yapılması okey bendesin. Geçtim dokuz. İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bakteri inorganikten organik yapacakmış adam. Neymiş? Ototrofmuş değil mi? Bu adam ya ototrof olabilir, inorganik oksitliyordur ya da ışığı kullanıyordur, fotototrof olabilir. Hangilerinin doğruluğu kesindir diyor. Ototrof olduğu kesin. Ayrıştırıcıdır. Yok canım üretici zaten demişsin. Klorofiller güneş ışığını tutar. Kesin değil değil mi? Kemo olabilir. Kemo olursa klorofil olmaz. Ribozomu ile protein sentezleyebilir mi? Kesin. Zaten bütün bakterilerde ribozomla protein sentezi yapılıyordu. Ototorf ile ribozomu yapıştırırım. 1 ve kaç o? 4. 1 ve 4'ü yapıştırdım gençler. Son numara sorumuza geldik. Aşağıda verilen deney kabına X bakterisi türü ekimi yapılarak bakterilerin yaşaması için gerekli olan ideal koşullar sağlanıyor. X bakterisini ektik buraya yemin şil ettik her tarafı. evet. T zaman sonra ne olmuş? ABCD antibiyotik tabletleridir. Buna göre T zaman sonraki görünüm incelendiğinde X bakteri türünün deney ortamına bırakılan antibiyotik çeşitlerine duyarlı. Duyarlılık neydi? Hassas. Bu tarz sorularda ne olacak genç arkadaşlar? Bırakılan antibiyotiğe verilen bakteri ne kadar hassassa çevresindeki bu hale bu kısım o kadar büyük olacak tamam mı? Büyükse o zaman hassastır diyorum ben. Büyük değilse küçükçe demek ki bunu sallamamış. Yani hiç ciddiye almamış, ölmemiş adam. Duyarlılığı, hassaslığı falan yoktur, küçülecek. O zaman hassaslık derecelerini soracak. Şu bir numara. En fazla geniş haleye sahip olan kimmiş o? A'ymış. A o zaman hep büyük. Şu B'ymiş. Sonra B. Sonra bu var. Mavi olan neymiş o? C'ymiş. En sonunda da kim kaldı? D. A, B, C, D şeklinde olacakmış genç arkadaşlar. Cevabım o zaman A oluyor gençler. 60 testte TYT biyoloji 29. testi. Burada bitirdi. Kendinize çok çok dikkat edin. Eyvallah.